Kalabalıkta kaybolan çocuklarız biz. Aynalarda parçalanmış görüntüler gibi. Kimsenin duymadığı bir şarkı söyleniyor şehirde. Aceleci bir kuş geçiyor aramızda. Bizse yıldızlara bakıp hayat diliyoruz. Ve tesadüfler gülüyor halimize. Vesaire, vesaire, vesaire. Gül, daha çok var mı eve? Yok, arabaya bineceğiz şimdi zaten. Dolunay'ı da görünce biraz yürümek istersiniz belki diye meydana bıraktım arabayı. Niye? Kurt adamı mı meşhur buranın? Sucuk gibi olmuşum zaten, elim ayağım tutmuyor yorgunluktan. Yarın konuşur ne konuşacaksın? Nerede lan eve? Sesler geliyor, hadi çabuk. Baba dur, Konya'ya sakin ol. Hiç kötü bir niyetim yok. Sen kimsin ulan? Ben Maksut. Anne. Oho. Ne haber yakışıklı? Anne ne zaman geldi? Çoktan. Kuzumunun borcu boyunu aşmış. Ödeyemiyor. Ali de Allahsızım peki. Sokmuş işi bunun yüzüne. Kalkmış gelmiş babana. Meblağ büyük. Fransız döndü mü? Evet efendim. Kaybolan para. Evet efendim, her yere haber saldık ama biraz zor gibi gözüküyor. Adamımızı saldı mı polis? Evet efendim. Odama çağırın. Tabii efendim, yalnız benim de biraz para ihtiyacım. Defol git Salman. Sen git de önce kaybettiğin paraları bul. Şarkıcı mısın sen? Yok değil. Benim şimdi illüzyon üstüne. Nasıl diyeyim? Emel gitti anne. Döner. Hadi gel içeri. Kim bu kız? Emel. Şu koskoca dünyada başka kız yok mu sanki?
Kalk ulan gidiyoruz. Nerede şimdi o? Onu nasıl bulabilirim? Yok, uçtu gitti uzaklara. Yok öyle değil, Allah kecinden versin. İstanbul'a çocuklarını bulmaz. Aşık mısın lan sen bu Nermin'e? Kim? Ne kim? Nermin, dansöz Nermin. Hoş geldin. Baba kimmiş? Gel de gör. Baba mı? Lafı geliş. Niyazi abi sen misin? Kira işi tamam abi. Baba bana bir tokat atsana. Merhaba. Ne haber Maksut? İyi. Hadi burada dikilmeyelim, içeri girelim. Abla ne iyi düşündün. Ruhumuz dinlendi vallahi. Öyle iyi geldi ki. Oh, ben de çiçek gibi oldum. Oğlum bana değil Gül'e teşekkür edin. O zorlamasaydı biz biraz zor becerirdik bu işi. Daha sık gelelim ama. Ona da iyi geldi çünkü. Ne dolanıp duruyorsun? Otur şuraya. Ya yok baba sen bilmezsin bunu. En son tuvalete girdiğinde canına kıymaya kalktı. Olmadı ben şu işi bir daha deneyeyim diye gelmiş olmasın bu kız? Vallahi olur mu olur. Hoş geldin. Yapamadım Maksut. Kaçarak çözemem hiçbir şeyi. Bunu sizden öğrendim. Arkadaşınız gittiğinizi söyleyince birden ne bileyim. Kasabada bana niye yalan söyledin? Bir dakika ya. Siz şimdi nasıl yani? Siz tanışıyor musunuz? Bu gece uzun sürecek. Ya insan böyle bir yerde tek başına nasıl yaşar ya? Yapayalnız üşütürsün abi kafayı. Yalnız değilim ki ben. Hayvanlar var, çiçeklerim var. Yalnız kalmaya fırsat bile bulamıyorum burada. Aa Gül, sen ne zamandır buradaydın? 5 seneyi geçti eve alalı. Yok onu demiyorum şu an yani. Ne kadar rezil oldum onu anlamaya çalışıyorum da. Boş ver şimdi sen onu. Albüm ne zaman çıkıyor onu söyle. Onun albümü hiç çıkmıyor Gül. Hep iniyor. Heh, senin esprilerin gibi yani. Bu da doktor mu avukat mı belli değil. Hep korur kardeşini. Sen geç bakalım daha dalgalı. Korurum tabii. Kardeşim o benim. Ben de komşunun çocuğuyum ya. Aman be Kerem. Atlama hemen. Uğraşma işte. Seni kızdırmak için yapıyor. Değil mi abla? Onun kardeşi varsa benim de ablam var. Nereye Gül? Albümün çıkması için beklememize gerek yok herhalde. Öyle değil mi Aliço? Geliyorum şimdi. Hastalığınız nasıl? Bilmem. Hiç düşünmüyorum. Çocuklarımı bulmadan ölmeyeyim. O yeter bana. Bir haber var mı çocuklardan? Evet. Sağ ol evladım. Eline sağlık. Afiyet olsun da. Ya bu nasıl iş be? Ya ben böyle şeyler bir tek filmlerde olur sanırdım. Yani sen onca yer dururken gidip Sancar Baba'nın kasabasını bul, ondan sonra da oraya... Uzatma evladım. O filmler de bu sokaklarda geçiyor. O filmleri yapanların hayalleri hayatın kendisinden daha gerçektir her zaman. Hayallerin en büyüğü hayatın ta kendisidir. Ay yok benim bir şikayetim yok canım. Ben çok keyifliyim. Hatta keyiften uçacağım o ayrı da. Şaşırıyorum sadece. Bakıyorum. Şaşırıyorum. Güzel kız, güzel kız. Suratını asma. Kulağıma fısılda. Beni unutmayacağını. Beni unutma sakın. Bizim ailedeki tek solist Aliço değil. Nasıl yani? Kerem. Abla yapma sırası mı şimdi? Hadi Kerem nazlanma işte. Dur bakayım neydi senin şu meşhur? Hangisi? Var ya hep söylediğin işte.
seyreder alem beni. Ah, Haydar Haydar, seyreder alem beni. Sofular haram demişler bu aşkın badesine. Ben doldurur ben içeri, günah benim kimene. Ah, Haydar Haydar, günah benim kimene. Nerede oturuyor çocuklarınız? Bir bilsek. Roxan benim ortanca kız, tıp okuyor olmalı. Doktor olmak isterdi hep. Şimdi 24 yaşında. Bu da 4 yaşındayken çizdiği resim. Kardeşlerini çizmiş. Beni, annesini. Kendini de doktor çizmiş bak. Roxan. Annesi öldüğü zaman, baba sen doktor olsan annem kurtulur muydu diye sordu bana. Bilmem niye hayır diyemedim. Evet de diyemedim. Öyle baktım suratına. O da boncuk gibi gözlerini dikti bana, bir cevap bekliyor. Sen doktor ol dedim ben de ona. Sen doktor ol, ben hastalanırsam bana bakarsın. Güldü. Gamzeleri çıktı. Pembe pembe olur suratı gülünce. Tamam baba, sana söz veriyorum. Oysa ben ne yaptım? Onları bir başlarına koyup. Neden peki? Niçin bıraktınız çocuklarınızı? Korktum. Anaları ölünce başa çıkamadım. Kendi çocuklarım büyük geldi. Beceremedim. Bütün dünya üstüme geldi sanki. Kaçtım. Aliço el kadardı. Şimdi koca adam olmuştur. Hatırlamaz bile beni. Kerem de öyle. Geç konuştu o. İlk baba dediği günü hiç unutamıyorum. Yanlış bir şey yapmış gibi baktı suratıma. Konuş dedim. Aferin benim oğlum. Konuş. Konuş güzel oğlum. Her birini her gece rüyamda gördüm. Hele o Refika. Anladı gittiğimi. O yaştayken bile çok olgundu. Anasını kızı. Anası gibi açtı kocaman gözlerini bana. Baba döneceksin değil mi dedi bana. Dönmeyeceğimi bilir gibi. En zor ondan ayrıldım. Hep ağlarken gördüm rüyalarımda. İnsan gençken cahil olur. Marifet sanır kaçmayı. Kısacık bir ömrün eğer kaçarsan ne uzun ne bitmez bir çile olduğunu bilir. Ya kabul etmezse çocukları? Ya istemezlerse seni? Şimdi yatma düzeni şöyle ayarladım. Babaya benim yatağı. Sana da burayı yaptık mı olayı çözüyoruz. Sen nerede yatacaksın? Banyoda mı? Ben mi? Benim uykum yok. Olur mu öyle şey canım? Sen yerinden olma. Ben şurada bir yere kıvrılıveririm. Baba yapma. Siz benim misafirimsiniz. Hay kıvrılacak biri varsa o da benim. Öyle senin yatağın yanına bir yere iyileşir. Artık hangimiz nereye kıvrılacaksa kıvrılalım. Benim çok uykum geldi. Benim de. Hadi o zaman size Allah rahatlık versin. Ben yatıyorum. Dur ben yardım edeyim. Tamam ben yaparım. Sen de git içeriden kendine bir şeyler getir. Şurada da sen yatarsın. Bırak adamı rahat rahat uyusun içeride. Olur.
Ne yapıyorum ben? Hiç tanımadığım bir evdeyim. Çocuğum biri tuttu kendi yatağına yatırdı beni. Niye? İçerideki kadın kim? Çocuklarım nerede? Kızım. Roxan. Nerede bulacağım ben sizi? Kime soracağım? Bütün evleri tek tek gezerim gerekirse bıkmadan. Ama vaktim yok. Bana bir şans verin. Siz beni bulun. Ben sizi bulamazsam. Baba sen uyumadın mı daha? Uyuyorum evladım. Allah rahat versin. İyi geceler. Sana da. Emel. Üşüyorsan üstüne bir şey getireyim. Yok Maksut. İyiyim. Tamam. Emel. Bir şeye ihtiyacın olursa. Uyuyorum Maksut. Neye ihtiyacım olabilir ki? Celal dövdü mü seni? Yok. Üstüne saldırdı. Beni sordu sana. Sen de bir şey söylemedin değil mi? Yok. Niye? Kahvaltı etmem. Ben de. E kaldıralım sofrayı o zaman. Etmem dedim size, tek başıma etmem. Ha, bir arkadaşım, bir yakınım olacak yanımda, o zaman şöyle bir sofra kurarım. Tabii insan yalnız olunca yemek yemeyi bile unutur. Ya kahvaltı mahvaltı dedik de aklıma ne geldi be. Dayımlar gelecekti bir gün Almanya'dan. Dayım annemi aramış. Sabahın erken bir saatinde orada oluruz abla diye. Annem de beni sabahtan ayağa dikti. Kahvaltıyı da geceden hazırlamış. Biz annemle öyle esniye esniye beklemeye başladık dayımları. Neyse dayım geldi. Yanında Alman karısı. Öpüştük falan onlarla. Dayım sonra hiç oturmadan annemle beraber içeri geçti. İçerki odaya. Biz Alman yengeyle öyle kaldık. Bakıyoruz birbirimize, gülüyoruz falan hiçbir şey anlamadan. Dedemin vaktiyle bilmem nereden getirdiği kıymetli bir halı vardı bizde. Annem de göz gibi bakardı o halıya. Dayım sırtında o halıyla çıktı içeri. Sonra yengeyi de aldı, çekip gittiler. Biz annemle öyle kaldık. Bize bir çanta bırakmış dayım. İçinde birkaç parça eşya var. Böyle kitap, mitap, Alman kahvesi falan. Sonra annem geçti içeri. Ben masanın başında öyle kaldım. Oturdum masaya artık. Ne varsa sildim, süpürdüm hepsini. Annem geldi yanıma sonra içeriden. Ağlamış ağlamış gelmiş. O bir şey yemedi ama. Yani hayatını değiştirmeni o dayının getirdiği kitap mı neden oldu? Abla bu zeytin yağından İstanbul'a da götüreyim. Olur. Zeytin de götürün, ben hazırlattırırım. Ali balık yok mu bugün? Yok dayı. Niye? Kerem, nerede kaldı bu çocuk ya? Uyuyor mu hala? Mümkündür abla. Aliço! Geliyorum. Denize gideceğiz değil mi bugün? Benim öyle bir ihtirasım yok. Aman. Sana var mı diye sormadık ki. Gideriz. Yürüme yolunda çok güzel koylar var. Ha, popstar geldi işte. Herkese günaydın. Günaydın. Ne haber adaş? Ya dayı. Ya Aliço yapma şunu. Uğraşma çocukla. Evet hiç uğraşma. Keyfi yok zaten. Balığa da gitmeyecek. Aa,
O niye Ali? Yoksa sıkıldın mı balık tutmaktan? Arkadaşım gitti. Çok mu sevdin sen arkadaşını? Kim ki arkadaşın? Dur kapama. Ben çok severim bu şarkıyı. Söz söylesen dilini kıskanırım. Saçın yüzüne değse dilini kıskanırım. Birine söz söylesen dilini kıskanırım. Kıskanırım seni ben. Kıskanırım kalbimden. Nasıl aşkım şunları kaldırayım. Yoksa akşama kadar otururuz böyle. Acele etmeseydin ya. Oturuyorduk ne güzel. Daha ne kadar oturacağız böyle? Peki baba, oturmayalım. İçim sıkışıyor benim. Bir yerde duramıyorum. İyi bari birazdan içeri geçeriz. Öyle değil Maksut, öyle değil. Nasıl peki? Nasıl peki baba? Belli ki bir sıkıntısı var evladım. Gitme üstüne. Gider miyim hiç üstüne baba ya? Onu böyle görmeye dayanamıyorum ben. İçim parçalanıyor. Ha biraz gülse dünyanın en mutlu insanı oluyor. Senin işin çok zor. Nasıl baba? Ben dışarı çıkıp biraz dolaşacağım. Dolaşacak mısın? Nereye? Burada bir şey bulamazsın. Ben de bir şey aramıyorum ki zaten. Ey Allah'ım, durmadan bir yerlere gidiyor. Emel bekle beni de. Beklemişsin. Sen nereye? Gidiyorum baba, dönmesini bekleyemem ben. Ey Allah'ım. Bari beni de bekleyin. Ben ne yapacağım burada tek başıma? Baba gelirken askıdan anahtarları da al. Ya kız kaçmıyor ya, bekle 2 dakika. Ay kaçıyor işte. Ey Allah'ım. Deniyor beni. Ben ben ben. Gezinir her yerim. Okşadıkça tenini. Dilini kıskanırım. Kıskanırım seni ben. Ya hadi kalkın hazırlanın miskinler. Hadi. Ay ne güzelmiş senin bikinin. Ya bilmiyorum bikinim abla. Ben hazırım zaten. Ali hadi. Oltaları da al. Akşam yemeği bizden olsun. E hadi. Hadi kalk. Hazırlan. Gazetenin sırası değil. Hadi. Ruhsal rahat dur ya. Hadi hadi hadi. Ali Çoy, ben odaya gidiyorum. Bir şey istiyor musun? He. Şapkam orada. Alsana abi. Hadi ben de arabaya gidiyorum yavaş yavaş. Hı Abi nereye? Ne diye ineceğiz şimdi aşağı? Hesap kitap yapacağım. Sen yaparsın be gulam. Ben biraz dolanayım. Tıkılıp kalmak istemedim şimdi içeri. Sen bilirsin.
Nerede herkes? Bilmem. Nermin abla içerideydi. Birader bir baksana. Şu adrese bir bakar mısın? Buraların yabancısıyım da. Sabrımın sonuna geldim Celal. Sakın bana oyun oynama. Kuzgun duman. Ulan! Ulan bırak git! Durun! Durun! Burada değil! Burada değil! Sen bu sakalı hiç kesmeyecek misin? Nerede herkes? Bilmem. Parayı yolladın mı çocuğuna? Sağ ol kulağım. Bir şey değil. Bir şey değil. Çok şey. Hem de çok. Ulan. Hı. Sabah herifin biri geldi. Ceyri sordu. Kimmiş? Bilmem. Ama pek tekin bir şeye benzemiyordu. Haberi var. Kuş bileli bulsunlar. Çabuk. Aa, o keten örtülerden alırız işte. He. Aliço. Bu ne? Nereden çıktı bu? Beyefendinin çantası. Abi verir misin şunu? Aliço, nereden çıktı bu para? Benim. Nasıl benim? Bir yalanın eksikliği. Kimin parası bu, çabuk söyle. Sana ne ya? Hesap mı vereceğim? Bana bak, ağzına çıkanı kulağın duysun. Nasıl konuşuyorsun sen? Yeter be, kesin. Tamam, Gül geliyor. Onun yanında tartışmayalım. Ne oluyor size Allah aşkına? Suratlar asılmış. Ay, kusura bakma Gül ya. Ya neredesin Allah'ın öldürdüm. Ay, öldürdüm. Öldürdüm. Ne var? Ne var sen? Sen! Ne var? Ne var? Adresi çözdün mü Celal? Mesajınız Celal'e iletildi efendim. Hep zamansız ararsın Salman. Pavyon Celal elimizde efendim. Şu an yanımda duruyor. Telefonu Celal'e ver. Babanın hatırı için yaşıyorsun. Haberin olsun Celal. Babanın adını alsın Allah. Köpekleşme Celal. Köpekleşme. Salman. Hangi para efendim? Benimle oyun oynama Salman. Ne oyun efendim? Ben... Kardeşimin parası Salman. Bul o parayı bir an önce. Alo. Alo. Sonunda karşılaştık Salman.
manzaranın sebebi sen misin? Kimi arıyorsun sen? Yanında getirdiğin itleri mi? Niye elini kaldırdın Salman? Filmlerde mi gördün? Aliço! Aliço! Ne var ya, ne var? Nasıl ne? Nereden buldun bunu? Kimin parası? Söylesene! Abi bağırarak konuşma benimle. Başlatma abimden! Kerem bağırıp durma! Yeter be! Bir susun. Kabahat bende. Kerem. Aliço, bir açıklama bekliyorum. Hiç güveniniz yok değil mi bana? Ne kadar kolay hırsız yaptınız beni. Aliço, kim verdi o parayı sana? Kimse vermedi. Yerde buldum. Ben de inandım. Çok da umurumdaydı. Nasıl yerde buldun ya? O kadar para. Hadi diyelim ki yerde buldun. Hadisi madisi yok abla. Buldum işte. Abimin dükkanına giderken. Otobüs durağında. Öylesine duruyordu yerde. Sen de aldın ve yürüdün öyle mi? Kim bilir kimin parası neyin nesi. Ah Aliço. Ne biçim adamsın sen ya. Yeter be yeter. Bıktım artık aşağılamandan. Buldum işte var mı? Aldım cebime yürüdüm. Senin gibi buzdolabı satmayacağım ben ömrümün sonuna kadar. Anladın mı? Benim hayallerim var çünkü. Senin yok diye öyle herkese... Ben o buzdolaplarını satıp ne yapıyorum zannediyorsun ha? Söylesene. Her ay o faturalar nasıl ödeniyor sanıyorsun? Dünyadan haberin yok senin. Dünyadan. Varsa yoksa serseri gibi gez. Ne sanıyorsun lan sen kendini ha? Söylesene. Ha? Tutturmuşsun bir albüm diye. Kimseyi dinlediğin yok. Hayatın şarkı olmuş senin be hayatın. O albüm çıkacak. Hem de bu parayla çıkacak. Bu lafların hepsini yutturacağım ben sana. O paranın tek kuruşuna bile dokunmayacaksın Aliço. Abla... Hemen İstanbul'a geri dönüyorsun. Biz hep birlikte gidemeyiz çünkü Gül'e çok ayıp olur. Onun için sen tek başına gideceksin ve... ...polise parayı teslim edeceksin. Fadil'in içine... Yeter ki. Ama abla... Bu konuda tek kelime duymak istemiyorum. Ne iş yapıyordun baba sen? Balık tutuyordum. Yok onu demiyorum, daha eskiden yani. Maksut, hiç para var mı yanında? Para? Tabii. Hay Allah. Olması lazımdı ama dur bakayım. Ya, evden aceleyle çıktım ya. Dur bende var. Al kızım. Sağ ol. Maksut, benim vaktim azalıyor. Çocuklarımı bir an önce bulmam lazım. Baba sen onu hiç dert etme kendine be. Bulacağız bir şekilde. İstanbul kazan bir skepçe didik didik arayacağız her yeri. Söz. Dur ben senin keyfini bir yerine getireyim. Ne oldu baba? Beğenmedin mi? Nerede sigara? Bilmem. Nerede? Buradaymış bak. Nasıl ya? Dur bakalım daha var mı? Oğlum sen her tarafına sigara mı saklıyorsun? Baba sen ne yaptın ya? 2 dakikada bütün hayatımı kararttın. Ellerim paslanmış. Eskisi gibi değiller. Eskisi gibi değiller mi? Biz seninle meslektaşız. Benim adım Felixo. Sahne adım yani. Senin zargana gibi. Felixo mu? Sihirbaz Felixo yani. Hadi bir dilek tutun. Ne dileği tutacağız şimdi? Herhangi bir dilek. Olmasını istediğim bir şey. Ben tuttum bile. Herkes dileğini tutunca bu balonları bırakacağız. Bu balonlar ne zaman patlarsa... ...o zaman dileklerimiz gerçek olacak demektir. Hadi. Kulağım. Sık dişini abi, az kaldı. Nereye? Hastaneye gidiyoruz. Karaman durdurmamız lazım. Hastane olmaz. Annemi ara. Ne gerek var abi şimdi kadına? Annemi ara, alışıktır o. Abi. Hazırlık yapsın. Biz başımızın çaresine bakarız. İş alırız başımıza. Annemi ara kulağım.
yaparsanız. Uzakta mısınız? Yok, değiliz. 10 dakikaya oradayız. Tamam. Aliço, bu albümü çıkartmanın tek yolu bu para değil. Dayı, ben hazırım. Ne yapıyorsun? Eşyalarımı topluyorum. Sebep? Seninle geliyorum. Niye? Birbirimizi öldürelim diye mi? Hayır. Yalnız kalma diye. Yardım et bana. Gel. Gel gömleğini çıkart. Gel. Geliyorum ben. Benim yapabileceğim bir şey var mı kızlar? Çok üzüldüm. Yani ne bileyim birden böyle... Konuyu da bilmiyorum ama... Yok Gül, sağ ol. Senin de canını sıktık zaten yeterince. Evet ya. Sen keyfini kaçırma. Biraz erken gidecekler, hepsi o. Zaten biz buradayız daha. Çocuklar, yürümekte ısrarcı mısınız? Bırakayım işte size arabayla. Sağ ol Gül. Otobüsün saatine daha var zaten. Bakına bakına gideriz işte. Hadi bakalım. Birbirinize göz kulak olun. Gidince de bir telefon açın, tamam mı? Olur. Nasıl oldu bu iş Gulam? Söyle. Ben gidiyorum. Nereye? Emir'i getirmeye. Bir diyeceğiniz var mı? Anne.
Gelecek oğlum, gelecek. Ne dinliyorsun? Ne? Radyo. İçeride bir aksilik var mı? Yok abi. Maksut eti dolandım etrafta. Hiç görmedim abi. Ne oluyor? Dinle beni. Neredeydiniz siz bütün gün? Nermin dinle beni. Emel'in yerini biliyorsan hemen söyle. Yoksa? Celil'in peşini toplamaktan başka bir şey bilmez misin sen? Nermin! Yalan mı? Bak! Emel'in yerini biliyorsan hemen söyle. Maksut biliyordur Emel'in yerini. O çocuğu da parmağında oynatıyor zaten. Maksut'un evi nerede biliyor musun? Bozuk var mı? Ali şu bozuk varmış şimdi. Çok! Dolar var ister misin? Ya dalga geçme, adamı bekletiyoruz. Var mı yok mu? Abi yok işte. Tamam. Tamam hocam, üstü kalsın. Hayırlı işler. Eyvallah. Bir küçük su rica edeyim. Derim. Buyurun. Ben bir akrabamı arıyorum. Uzaktan geldim. İsmi Maksut. Maksut? Ha, şu bizim Maksut. Pavyonda çalışan. Heh. Sağ ol. Maksut. Maksut. Yürü yürü, bitmedi. Geldik baba. Öldüm açlıktan. Ne yiyeceğiz Maksut? Ne istersen. Ne yiyeceğiz gerçekten? Mangal yakalım mı 2 dakikada hemen? Ne mangalı canım? Kolay bir şeyler yapalım. İyi o zaman. Evde ne varsa artık. Tamam işte. De, evde bir şey yok. Ben yemeğe kadar biraz kestireyim. İyi o zaman, ben de gidip bir şeyler alayım. Ne alacaksın? Ne bileyim ben. Tavuk mamuk bir şeyler alırım. Bir de güzel kızartırım ben size. Hadi ben kaçtım. Paran var mı? Var baba, var. Yazdıracağım.
Benimle gel. Lütfen. Git buradan. Git dedim sana. Git. Git. Celal ölüyor. Buraya geldiğimden haberi yok. Zaten seni zorla götürecek değilim. Şimdi eğer benimle geliyorsan acele et. Yok burada kalıyorsan buraya geldiğimden Celal'in haberi olmayacak. Ulan. Aydın abi ne haber? Sağ olasın. Abi be, bana şöyle irilerinden güzel bir tavuk versene. Ördek kestim yeni, onu vereyim. Nerede ya? Oğlum kasap mı burası? Hadi, sende tavuk yok mu şimdi abi? Ya ne zaman bende tavuk vardı ki? E niye benim aklımda öyle kalmış? Bilemeyeceğim Maksut. Abi sen o zaman bana kavurma, kaşar, sucuk, salam, yumurta falan öyle bir şeyler ver abi. Hepsinden vereyim mi? Ver abi ver, hepsinden ver. Tavuk işi uzayacaktı zaten. Öyle kahvaltıya bağladık, iyi oldu. Hafif de. Ya Maksut, akraban buldum seni. Akraban? He. Ha, buldu. Sana mı sardı ki? Evet. Abi sen dün gece o saate kadar ne yaptın ya? Alem mi yapıyordunuz yine? Ne dünü oğlum be? Bugün akşama doğru geldi. Bugün mü? Evet. Kim geldi abi bugün? Vallahi ne bileyim, şöyle iri yarı uzun boylu bir herif. Senin evinin adresini sordu, ben de söyledim. İri yarı. Evet. Aydın abi. Şöyle bıyığı, sakalı falan da var mı? Evet. Emel. Hey! Ya Maksut bunları bıraktı. Emel! Ne var, ne oldu, ne bağırıyorsun? Emel yok. Emel yok. Kulağım gelmiş, almış götürmüş Emel'i. Ne zaman gelmiş? Hangi arada götürmüş? Nasıl buldu beni? Kimden aldı adresi? Nereden buldu? Nereden? Nermin. Şu ablamları arayalım. Yatmışlardır. Gidince arayın dedi ama. Ne yapıyoruz? Bu kadın niye yatmamış bu saatte? Kim? Nisa Hanım. Baksana ışığı yanıyor. Misafiri vardır. Oğlu gelmiştir herhalde. Olabilir.